Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini belirterek AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomi ve dış politikasını sert bir dille eleştirdi. Milli görüşün milletin aslını temsil ettiğini belirten Kamalak, ülkenin gerçek kurtuluşunun da milli görüş politikaları ile mümkün olacağını vurguladı. Ekonominin AK Parti hükümet döneminde tamamen dışa bağımlı bir hale geldiğini belirterek, yerli üretim ve yatırım olmadan işsizlik sorununa çözüm bulunmasının da mümkün olmadığının altını çizdi. Kamalak, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının içinde bulunduğu sıkıntılı durumlara dikkat çekti. Ülkenin her bakımdan kurtuluşunun ancak milli görüş ile mümkün olacağının altını çizen Kamalak, "Vaatte bulunmuyoruz, yaptıklarımızı hatırlatıyoruz," dedi. Ülke ekonomisinin pembe tablolar ortaya konulmaya çalışılsa da gerçekte öyle olmadığını dile getiren Kamalak, ekonominin yatırım ve üretim ayağında büyük sıkıntılar yaşandığını anlattı. Yatırım yapmayan bir ülkenin işsizliği çözmesi mümkün değil diye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, "Dışarıdaki arabalara bakın. Göreceksiniz ki farklı milletlerin mallarıdır. Aynı şekilde kullandığımız uçak yabancı, tank yabancı, silah yabancı durumdadır. Biz kendi arabamızı, uçağımızı, silahımızı, gemimizi yapacağız diyoruz. Bunu başardığımız zaman her şey yoluna girecektir. Bunları ithal ederek ekonomiyi kalkındıramayız," dedi. Konuşmasında İslam coğrafyasında yaşanan işgal, zulüm ve gözyaşlarına da dikkat çeken Kamalak, "Dünyanın neresinde zulüm varsa orası Müslüman halkı olduğunu yerdir," dedi. Bu durumun milli görüşçülere önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Kamalak, "Dünyanın neresinde feryat yükseliyorsa ve sizlere imdat diye haykıran kim varsa Ayşelerin, Fatmaların evlatlarıdır. Üzerimize tanklar yürütülürken asla yolumuzdan dönmedik ve bu zulümlere dur demek için D8'leri kurduk," dedi.